Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğimizin bünyesinde kurulan Uluslararası Kudüs Gençlik Meclisi bu organizasyonun merkezine oturmuş ve bu şekilde bu organizasyonu planlamış ve inşallah 6 gün boyunca burada yürütecek. Kıymetli hazirim, bu programımızda özellikle Mescid-i Aksa'nın bütün detaylarını öğrenebileceğiniz hem fiziken hem de sunumlarla öğrenebileceğiniz mekanlar oluşturduk size. Bu vesileyle Dünya Kudüs Haftası'nın tekrar hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve Kudüs bugün içinde bulunduğumuz şartlarıyla, yaşadığımız şartlarıyla bu mesajın mihveri ve merkezi olarak insanlığa ne anlatır? Bunu çok iyi ifade etmek durumundayız. Bir diğer hususiyet de kanaatimce Kudüs'ün bu kadim ve tevhidi özelliği yanı sıra Kudüs'ün bugün yaşamış olduğu acı gerçeklik. Bizleri kendine kul, Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet eylesin. Kardeşliğiyle selam. Selam peygamberler imamına. Selam karanlık bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve miraca yükselen sevgiliye selam. Bir sabah gelecek, karlar ayrılır mı? Sonra düğün düğün bilmecelerde. Bir sabah gelecek, karlar ayrılır mı? Asma Köprü Uluslararası Derneği muhteşem bir organizasyonla Kudüs'ü, Kudüs'ün uyanışını ve Kudüs'ün kıyamını tekrar tekrar bizlere hatırlattı, anlattı ve bizi bir araya getirdi. Mescid-i Aksa, Beytülmakdis, Kudüs bizim namusumuzdur. Bizim Müslümanlar için ilk kıblemiz, dünya yeryüzündeki ikinci mescidimiz. Ve üç mescitten beri Müslümanların izzeti Mescid-i Aksa'ya bağlı.